Çal biraz. Sana ihtiyacım var. Ya anlamıyorsun. Sabahtan beri anlatıyorum. Beni dinlemiyorsun galiba. Derse girip ödev vermem lazım. Ders bitince geleceğim. En fazla bir saat Bir sürer. saat, bir saat bitmiyor ki senin bu bir saatlerin. Kötüyüm diyorum, anlamıyor musun? Bu kadar önemli mi bu ödev? Konu sadece ödev değil ki. Beni her zaman ikilemde bırakıyorsun. Senin yanındayken çoktan seçmeye bir sınavdayım sanki. Konuyu değiştirme şimdi. Gidiyor musun, kalıyor musun? Bak, yine aynı şeyi yapıyorsun. Belki farkında değilsin ama beni çok zor durumda bırakıyorsun. Bir kere iki kere olan bir şey değil bu. Her zaman böyle. Ya ne her zaman böyle? Senin sorunun ne biliyor musun? Günaydın. Günaydın. Nikimi çekiştiriyorsunuz bakayım. Yok be, ben de dedikodu yapacak halim kaldı. Hayırdır, ne oldu? Sormayın ya, üst komşu sabaha kadar çocuğunu dövdü. Bir kavga, bir gürültü, uyuyamadım tabii. Hadi ya, ben de dün televizyonda izledim. Adamın biri karısını kesmiş, sonra da buzdolabına koydu. Çok da düşünceliymiş, bozulmasın diye koydu herhalde dolaba. Günaydın arkadaşlar, hadi sınıfa. Televizyondaki şiddet içerikli görüntülerin insanları şiddet eylemlerine yönelteceğini düşünüyorum. Şiddet eğilimi olan bir insan eyleme geçmek için televizyon izlemeye ihtiyaç duymaz zaten. Bu nedenle de televizyonda veya sinemada şiddet içerikli filmlerin gösterilmesi de bana göre hiçbir sakınca yoktur. Mesela geçenlerde Katil Doğanlar filminin insanları cinayete azmettirdiği iddiası Amerikan mahkemelerince reddedildi. Amerika'da iki genç filmin kahramanlarını örnek alarak cinayet işlemiş ve yönetmen Oliver Stone da cinayeti azmettirici olarak suçlanmıştı. Mahkeme ise yönetmenin cinayeti azmettirmek gibi bir kastı olduğuna dair hiçbir delil bulamadı. Stone da mahkemede kendini şöyle savunuyor. Yaptığım film şiddeti teşvik etmeyi amaçlamıyor. Tam aksine toplumumuzun şiddet karşısındaki çelişkili tavrını tartışmaya açmayı hedefliyor. Çünkü toplum olarak hem şiddeti ahlaken mahkum ediyoruz hem de şiddet karşısında büyülenmiş gibiyiz. Peki sinema mı hayatı taklit ediyor, hayat mı sinemayı? Boşu boşuna tartışıyoruz. Ben sana ne söylesem hemen ilişkimizi masaya yatırıyorsun. Ya ne ilişkisi Allah aşkına? İlişki dediğin adı üstünde karşılıklı olan bir şeydir. Bizde öyle değil ki, senin bencilliğin yüzünden. Benim bencilliğim yüzünden mi? Evet Alper, kabul et. Dünya senin etrafında dönüyor. Herkes sana hizmet etmek için yaratılmış sanki. Benim de bir hayatım var. Sana endeksli yaşayamam. Derse girmem gerekirse derse girerim, bir arkadaşımla görüşmem gerekirse görüşürüm. Ama olur mu? Alper Bey'e kim hizmet edecek o zaman? Saçmalama, kendine bak önce. Kapris üstüne kapris. İnsan olan aldananlar biraz. Televizyon gerçek yaşamı anlatan bir penceredir. O yüzden şiddetle renkli camda diğer unsurlarla beraber yerini almalı. Öyle mi acaba? Yani bu televizyonun karşısındaki gençler, çocuklar şiddetten etkilenmiyorlar mı? Onlar hayatı zaten televizyondan öğreniyorlar. Yani bir de sokak çocukları var. Bunlara ne demeli? Bunlar hiç televizyon izlemelerine rağmen şiddeti benimsemiş. Yani hayatında bir günü boyunca sürekli şiddet yaşayan çocuklar. Ya bunların da mı suçlusu televizyon? Tabii ki hayır. Ya bence bunların gösterilmesi toplum yararına. Yani televizyonda işte saf, toz pembe, kurmaca bir dünya göstermek yerine işte hayatın gerçekleri göstermesi daha mantıklı. Ha belki de insanlar bunları izlerken deşarj oluyor. Kırıcı oluyorsun biraz. Kes artık kes. Bunaldım ya. Derse mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Bir daha da yanıma yaklaşma. Evet Ayşe, gel anlat. İyidir abi. Başladı. Tamam. Ödevler anlatıyor. Ver, 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 ver onu. Evet, herkes telefonları kapatıp buraya getiriyor. İtiraz yok, itiraz yok. Ay, herkes. Ay, bir şey saçma yani. Ay, ya
içinde şiddet unsuru var diye haberi taşıyan bir olay televizyondan izleyicilere sunulmazsa haber alma özgürlüğümüzü kısıtlanmış olur. Örneğin 18 yaşına gelen bir genç televizyonda gördüğü yaklaşık 18 bin cinayeti tanığı durumundadır. Ancak bu cinayetlerin de sadece hırsızlık ibaret olduğunu farkındadır. Gençler bu cinayetlerden etkilenip sokaklara çıkacak olsalardı sokaklar da cesetlerden geçilmez olur. Zaten şiddet televizyon icadından önce de yok muydu? Yani 70 veya 80 yıl evvel hiç cinayet işlenmiyor mu? İşleniyordu. Demek ki şiddet kavramı insanın doğasında bulunan ve her zaman kendisini koruyan bir yoldu. Ooo, beyimiz teşrif etti. Uykusunu da almış. Kahvaltı ister misin? Sana bir şeyler hazırlayalım. Sağ ol hocam, beni o işe hallettin. Düşünmeyiz mi? Ne demek görevimiz? Bir de sen görevlerini bilsen ve geç kalınca dersini bölmesen. Yeter mi lan? Geç görüşürüz. Bir şey yapayım. Otur lan! Kesin mi hocam? Tamam kalsın. Evet. Gördüğünüz gibi bir oyundu. Ömer'le Serdar hazırladığı bir oyun. Şiddetin yüzünü, gerçek yüzünü göstermek içindi. Herkes kendi payını düşene alsın artık.